Keltler, M.Ö. 2. bin yıldan M.Ö. 1. yüzyıla kadar Avrupa'nın çoğu bölgesine yayılmış olan bir halktır. Kabileleri ve grupları nihayetinde Britanya adaları ve Kuzey İspanya'dan doğuda Transilvanya, Karadeniz kıyıları ve Anadolu'daki Galatya'ya kadar uzandı. Ve kısmen Britanyalılar, Galyalılar, Boiler, Galatyalılar ve Keltiberyalılar olarak Roma İmparatorluğu'na dahil oldular. Dilleri günümüzde İrlanda, İskoçya'nın yaylı alanları, Manadası, Galler ve Fransa'daki Britanya bölgesinde konuşulmaya devam edilmektedir. Keltlerin en eski arkeolojik kanıtı Avusturya'da Salzburg şehrinin yakınlarındaki Hallstatt bölgesinde tespit edilmiştir. Burada yaklaşık M.Ö. 700'den kalma Kelt liderlerinin kazılan mezarları ile birlikte Yunanlılarla gerçekleştirdikleri ticaretler sayesinde bronz ve çömlek kaplar gibi lüks eşyaları içeren demir çağ kültürü sergilenmektedir. Baviera'dan Bohemia'ya kadar uzanan bu zengin keltlerin Ron, Sen, Ren ve Tuna nehirleri boyunca ticaret yollarını kontrol ettikleri ve keltlerin bu bölgelerde baskın ve birleştirici unsur olduğu anlaşılıyor. Hallstatt bölgesinin savaşçıları batıya doğru hareket ettiklerinde kendi ırkından olan keltlerin topraklarını istila ettiler ve tesadüfen kendi güçlerinin nedenlerinden biri olan demir kullanımı burada ortaya çıktı. Yunanlılarla ticaretin kurulmasından sonraki yüzyıllar boyunca keltlerin arkeolojisi daha büyük bir hassasiyetle takip edilmeye başlandı. M.Ö. 5. ve 1. yüzyıllar arasında Laten kültürü Kelt kabilelerinin Doğu Avrupa'ya ve batıya doğru Britanya adalarına olan göçlerine eşlik etti. Kelt kabileleri muhtemelen daha eski zamanlardan beri Kuzey İtalya'ya nüfuz etmiş olsa da M.Ö. 400 yılı genellikle Insubres, Boii, Senones ve Lingones adları sonraki Latin tarihçiler tarafından kaydedilen göçmen Kelt kabilelerinin büyük istilasının başlangıcı için yaklaşık tarih olarak kabul edilir. Yaklaşık 390 yılında Roma Keltler tarafından yağmalandı ve güçlü Kelt kabileleri tüm yarımadayı dolaşarak Sicilya'ya ulaştı. Yerleştikleri Alplerin güneyindeki Kelt bölgesi Gallia Cisalpina olarak bilinmeye başladı ve savaşçı sakinleri 225 yılında Telamon'daki yenilgilerine kadar Roma için sürekli bir tehdit olarak kaldılar. Keltlerin Balkanlara hareketleri ile ilgili tarihler, Büyük İskender'in Adriyatik yakınlarında yaşayan Kelt delegasyonlarını kabul ettiği M.Ö. 335 yılı ve Keltlerin Yunanistan'da Delfi'yi yağmaladığı ancak Atolyalılar tarafından yenilgiye uğradığı 279 yılıdır. Ertesi yıl 3 Kelt kabilesi Boğaz'ı geçerek Anadolu'ya geçti ve büyük bir yıkıma yol açtı. 276 yılında Frigya'nın bazı bölgelerine yerleşmişlerdi. Ancak 230 yılı civarında Bergamalı 1. Attolus Soter tarafından nihayet bastırılıncaya kadar baskınlara ve yağmalamaya devam ettiler. Bu arada İtalya'da Roma 192 yılında Cisalpine Gallia'nın tamamı üzerinde üstünlük kurmuş ve 124 yılında Batı Alplerin ötesindeki toprakları fethetmişti. Kelt bağımsızlığının son zamanları Ren Nehri ve Alplerden batıya doğru Atlantik'e kadar tüm bölgeyi kapsayan Gallia Transalpine'de gerçekleşmişti. Tehdit iki yönlüydü. Germen kabileleri batıya doğru Ren Nehri'ne doğru ve boyunca baskı yaptı ve güneydeki Roma kolları daha fazla ilhak için hazırlanıyordu. Germen saldırısı ilk olarak Boii kabilesinin ülkesi Bohemia'da ve Doğu Alpler'deki bir Kelt krallığı olan Noricum'da hissedildi.
Alman saldırganlar genellikle Danimarka kökenli olduğu düşünülen bir halk olan Kimbri olarak biliniyordu. Milattan önce 113 yılında Noricum'da yardımına gönderilen bir Roma ordusu yenildi ve ardından Teutoni kabilesinin katıldığı Kimbri kabilesi Transalpin Galya'da geniş çapta harap oldu ve tüm Galya ve Roma direnişinin üstesinden geldi. İtalya'ya girmeye çalışan bu Alman yağmacıları nihayet 102 ve 101 yıllarında Roma orduları tarafından bozguna uğratıldı. Hiç şüphe yok ki bu dönemde eskiden Ren'in doğusunda yaşayan birçok Kelt kabilesi Ren'in batısına sığınmak zorunda kaldı. Ve bu göçler ve diğer Alman tehditleri Jules Caesar'a Roma'nın Galya'nın tamamını ilhak etmesine yol açan seferlere başlama fırsatını verdi. Britanya ve İrlanda'nın Kelt yerleşimi esas olarak arkeolojik ve dilsel değerlendirmelerden çıkarılmıştır. Bir ada halkının Keltlerle özdeşleşmesi için tek doğrudan tarihsel kaynak Caesar'ın Belçika kabilelerinin Britanya'ya göçüyle ilgili raporudur. Ancak her iki adanın sakinleri Romalılar tarafından Galyalılarla yakından ilişkili olarak kabul edildi. Kelt kurumları ile ilgili bilgiler çeşitli klasik yazarlardan ve eski İrlanda edebiyatından öğrenilmektedir. Kabile veya halkın sosyal sistemi üç yönlüydü. Kral, savaşçı aristokrasi ve özgür çiftçilerdi. Ünsel dini görevlerle meşgul olan Druidler, savaşçı sınıfının ailelerinden alındı. Bu nedenle Caesar'ın Druidler, Equisler ve Pleb arasındaki ayrımı oldukça yerindedir. Diğer Hint-Avrupa sistemlerinde olduğu gibi Keltlerde de aile ataerkildi. Keltlerin temel ekonomisi karma çiftçilikti ve huzursuzluk zamanları dışında tek çiftlikler olağandı. Arazi ve iklimdeki geniş çeşitlilik nedeniyle bazı bölgelerde sığır yetiştiriciliği tahıl ekiminden daha önemliydi. Tepe kaleleri sığınma yerleri sağlıyordu. Ancak savaş genellikle açıkta gerçekleşiyordu. Laten sanatı Keltlerin estetik niteliklerine tanıklık eder ve onlar müziğe ve birçok sözlü edebi kompozisyon biçimine büyük değer vermişlerdi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.